arkadaşlar mevsimlerin etkisi yani yıllık hareket etkisi nedir? Ekvator ve kutuplarda sıcaklık değişimi az iken orta kuşakta sıcaklık değişimi daha fazladır. Bunun da temel sebep olarak dört mevsimin bu alanlarda rahatlıkla yaşanabiliyor olmasını gösterebiliriz. Peki yükseltide sıcaklığı etkiler, iklimi etkiler. Hemen ona bakalım. Sıcaklık normal şartlarda yukarı çıkıldıkça her 200 metrede 1 santigrat derece azalmaktadır. Bu karşınıza 100 metrede 0,5 santigrat derece olarak da çıkabilir. Daha kolayı 200 metrede 1 santigrat derece azalmıştır. Daha kolay işlem yapabilirsiniz bu sayede. Peki bu durum üzerinde atmosferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması. Bakın yerden yansıyan bizim için çok 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 önemli bir detay. Bunu da unutmuyoruz lütfen. Yükseldikçe su buharının yani nemin bu anlamda ne yapması? azalması. Demek yukarı çıkıldıkça nem azalmakta ve bu anlamda da yine yükselti değerleri sıcaklığı yani iklimi etkilemekte. Bununla ilgili bir örneğimiz var. O örneğe bir bakalım. A noktası 10 santigrat derece diyor arkadaşlar. Burada belirttiğimiz üzere 10 santigrat derecelik bir sıcaklığa sahip ise A noktası. B ve C noktalarının sıcaklık değerleri neler olabilir diyor. Hemen ilk olarak ne hatırlayacağız? sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece yukarı çıktıkça ne yapar? Azalır. Bunu unutmuyoruz. Bu bilgi elimizde olduktan sonra çok daha kolay işlem yapabiliriz. 10 santigrat derece ve burada A noktasının 0 metrede olduğu belirtilmiş. Şöyle yazalım arkadaşlar 0 metre. 0 metredeki A noktası 10 santigrat derece ise B noktası da 2000 metrede ise acaba aranık sıcaklık değişimi nasıl olabilir? Şimdi 2000 metrede ve 0 metrede bir işlem yapmamız gerekirse öncelikle bunları çıkartmalıyız. Gördüğünüz üzere bir şey değişmeyecek. Yine 2000 metrelik bir fark var A ve B noktaları arasında. Peki 2000 metrede kaç tane 200 var ve buna bağlı olarak kaç derece azalacak sıcaklığımız? Hemen bakıyoruz. 10 metre mi fark var? Peki o zaman diyoruz ki Buradaki 10 derece B'de 10 derece azalarak yani 10-10 0 santigrat derece olarak karşımıza çıkacak. Yani diyoruz ki yukarıya çıkıldıkça hava sıcaklığı her 200 metrede bir azalır. Buna bağlı olarak 2000 metrede kaç 200 var ve bu kaç derece soğuma getirecek karşımıza bunlar çıkacak. Peki 3200 metreyi görelim şimdi. Şimdi A noktası 0 metrede 10 santigrat dereceymiş. Evet, tekrar yazıyorum. A noktası 0 metrede 10 santigrat derece. Şimdi 3200 arasında 3200 metre fark var. Peki 3200'e kaç tane 200 var? Kaç derece soğuyacak? Onu bulalım öncelikle. Bakın arkadaşlar. 1 evet 12'de 2 6. Demek ki 16 santigrat derecelik bir soğuma olacak. Şimdi burası 10 santigrat dereceydi. 16 santigrat derece soğuyacaksa sıcaklığımız kaç olacak arkadaşlar C noktasında? Eksi 6. Yani 10 eksi eksi 16 dediğimiz zaman eksi 6 sonucuna ulaşacağız. Bu ne demek? Demek ki yukarı çok daha rahat kar yağabilir. Yukarılar çok daha soğuk olabilir. Aşağılar ise bu anlamda yükselti ve sıcaklık arasındaki bağıntıyla daha sıcak yerler olabilir. Bunu da unutmayalım. Peki yükselti arttıkça sıcaklık azalır. Bunu ispatını az önce yaptık. Bunun bazı kanıtları nelerdir? Karşımıza bunlarla ilgili neler çıkabilir? Ve biz hangi yorumları elimizde tutarsak daha kolay sonuçlandırabiliriz? Bunlara bir göz atalım. Bir dağın yamacındaki alçak alanlarda yayvan yapraklı, yüksek alanlarda ise iğne yapraklı ormanların varlığı bu anlamdaki en güzel ispatlarımızdan bir tanesi. Alçak yerlere yağmur yağarken yüksek yerlere kar yağması. Demek ki yükseklerde hava oldukça soğuk olabilmekte. Bu da önemli bir ispat. Yükselen havanın yağış bırakabilmesi bu da önemli bir detay. Demek ki yükselti arttıkça sıcaklık azalıyor ve bizim kanıtlarımızda gördüğünüz üzere bunlar. Bununla ilgili hemen bir not girelim. Yerden yükseldikçe sıcaklığın yükselmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda bu gerçekleşmemekte. Tam tersine artmakta. Bu duruma işte biz ne diyoruz? Sıcaklık terselmesi. Yani Mevcut durumun anlatılan durumun dışında bir şeyle karşılaşıyorsanız biz ona ne diyoruz? Sıcaklık tersermesi diyoruz. Özellikle kış aylarında etrafı dağlarla çevrili alanlarda çok soğuk olan havanın ovanın tabanına çökmesiyle oluşmakta. Dolayısıyla ovanın tabanı çok soğuk oluyor, yüksek yerler ise daha sıcak oluyor. Öğrettiğimiz bilginin tam tersi bir durum var. O yüzden biz ne diyoruz buna? Sıcaklığın terselmesi. Bunu da ayrıntı olarak ekleyebiliriz. Peki nemin etkisi nedir? Ki biz bunu daha çok su buharı olarak adlandırabilmekteyiz. Nem bir bölgenin hem günlük hem de yıllık sıcaklık farkını ne yapabilmekte? Direkt etkileyebilmekte. Bununla ilgili detayları da diğer bölümlerimizde vereceğiz. Peki rüzgarlar ve okyanus akıntıları aslında bunlar iki paralel şeydir birbirine. E, i̇kisinin de farklı özellikte olması dünyanın bazı alanlarının daha soğuk, bazı alanlarının daha sıcak olabilmesine sebep olur. Şimdi rüzgarlar ve okyanus akıntılarına boş bir dünya haritamız var. Ben bir örnek vereceğim. A rüzgarı buradan geliyor. Şimdi ekvator çizgimiz şurası değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle ekvator çizgimizi çizdik. A rüzgarı buradan geliyor. Gittiği B bölgesini acaba nasıl etkiler diye bir soru çıkarsa karşımıza hemen şöyle mi yapıyoruz? Güney yarımkürenin güneyi kutup alanıdır. Yani kutuptan çıkan bir rüzgar dolayısıyla ne getirecek? B noktasına daha soğuk bir hava getirecek ve B'nin bu anlamda belki daha serin ya da soğuk olmasının sebep olabilecek. Peki yine farklı bir rüzgar aslında aynı yönden çıkıyor ama gittiği yarımküre farklı olduğu için buradaki de C rüzgarı olsun. CD'yi nasıl etkiler derse. Bakın C'nin çıktığı yer ekvator. Ekvator sıcaklığın yüksek olduğu alan ise D'ye kadar giderken ne yapacak? Bu anlamda sıcak rüzgarlar getirdiği için D'yi belki de olumlu etkileyecek. O yüzden rüzgarların çıktığı yönler ve ulaştığı yönler öncelikle bakmamız gereken unsurlar arasında. Peki okyanus akıntıları? Bu paralelde rüzgarlarla aynı sistemi işleyeceğiz. Diyoruz ki şurada bir okyanus akıntısı var. Şurada da bir okyanus akıntısı var. Şimdi bakın aşağıdan gelen sıcak akıntı olacağı için sıcaklığı olumlu etkileyecek. Artırıcı yönde. Ama yukarıdan gelen kutupların soğuk havasını getirdiği için bu anlamda ne yapacak? Soğutucu etki de bulunacak. O yüzden rüzgarlar ve okyanus akıntılarında paralel olan iki şey var. Çıktıkları ve gittikleri yönler dikkati alınarak soruların cevaplanmasıdır. Bunlarla ilgili detayları yine ilerleyen slaytlarımızda göstereceğiz. Not. Rüzgarlar kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede ise sola sapmaktadırlar. Bunun temel sebebi nedir diye soru çıkarsa karşımıza hemen günlük hareket diyoruz. Tekrar ediyorum rüzgarlar kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede ise sola saparlar. Bunu da unutmayalım. Peki hemen bakalım 13 kuzey noktasından çıkan am 20 güney noktasına çıkan B, 27 ve 20 arasında 20'den 27'ye uzanan C noktaları. Buna bir değerlendirelim. Az önce buna paralel bir soru çözmüştük. Çok daha rahat artık işimiz. Bakın 13 kuzeyden çıktığı için anı sıcaklığı ne yapması lazım? Daha soğuk bir bölgeden geldiği için düşürmesi. B'nin ne yapması lazım? Yine 20 güne ile 0 arasındaki farkı düşünürsek 0'a doğru beyni yine soğutması lazım. Bununla ilgili özel durumlar var. Yine bu detayları işleyeceğiz. Şu an sadece enlem özelliklerine bakarak bu yorumları yapıyoruz. Yine C noktasında 20'den 27'ye gittiği için daha da sıcak bir etki yaratması bekleniyor bu rüzgarların. Peki hangileri sağ sapar? Tabii ki A noktası sağ sapar. Neden? Kuzey yarımkürede. B noktası ve C noktası BC sola sapar. Neden sebebimiz Güney Yarım Kürede. Bunun temel sebebi sorulursa günlük hareket diyerek olayı sonuçlandırabilmek mümkün. Müzik